Şefaatin hak olduğuna dair göstereceğimiz 6. Kur'an delili Yunus suresinin 3. ayet-i kerimesidir. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Estaizu billah Mâ min şefi'in Hiçbir şefaatçi yoktur. İlla min ba'di iznihi Onun izninden sonrası müstesna. Manaya bir daha dikkat kesilelim. Onun izninden sonrası müstesna şefaat edecek hiç kimse yoktur. Yani ancak onun izninden sonra şefaat edilebilir. Aynen öyle. Şimdi bu ayeti kerime üzerinde biraz tahlil yapalım. Ayetin başında me'min şefiin hiçbir şefaatçi yoktur denilerek bütün şefaatçilerin şefaati reddedilmiştir. Daha sonra "İlle" kaydı konulmuştur. Buradaki ille istisnasından anlıyoruz ki hiçbir şefaatçi yoktur hükmü kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıt bazı ayetlerde kişilerle ilgili olurken bu ayette zamanla ilgilidir. İlle'nin devamı olan min ba'di iznihi ifadesi bu zaman kaydını açıklamaktadır. Yani bu kayıt Allah'ın izninden sonrasının müstesna olduğu kaydı mı? Evet. O halde şu manaya gelmektedir ayet. Hiçbir şefaatçi yoktur. Sadece Allah'ın izninden sonra şefaat edecek vardır. Ya da başka bir ifadeyle Allah'ın izninden önce şefaat edecek hiç kimse yoktur. Demek ki şefaat Allah'ın iznine bağlıdır. Onun izni olursa bir kul başka bir kula şefaat edebilir. İzni olmazsa edemez. Eğer Allah'ın izni dairesinde şefaat olmasaydı, ayette geçen Allah'ın izninden sonra olması müstesna ifadesi gereksiz olurdu. Kur'an'da ise gereksiz hiçbir ifade yoktur. Sözün özü, onun izninden sonra olması müstesna ifadesi Allah'ın izni dairesinde şefaat'in hak olduğunu ispat etmektedir. Şimdi şefaat'i inkar edenlere bazı sorular soralım. Ey şefaati inkar edenler! Bakın, ayet-i kerimede onun izninden sonrası müstesna şefaat edecek yoktur buyrularak apaçık bir surette şefaatin hak olduğu beyan edilmiştir şefaat vardır ve Allah'ın iznine bağlıdır. Hem ayetin reddettiği şey şefaat'in varlığı değil ki, ayetin reddettiği şey Allah'ın izni olmadan şefaat edilebileceğidir. Evet. Bu ayet açık bir şekilde izinsiz şefaat'i reddeder ve şefaat'i Allah'ın iznine bağlar. Şimdi soruyoruz. Ey şefaat'i reddedenler, bu ayeti kerimeyi nasıl izah ediyorsunuz? Ayet apaçık bir şekilde şefaat'in Allah'ın izniyle var olduğunu söylerken sizler bu ayete nasıl gözlerinizi kapıyorsunuz? Ayetteki illa min ba'di iznihi kaydını görmüyor musunuz? Eğer şefaat yoksa ayetteki illa min ba'di iznihi ne demek? Buraya bir mana verin de görelim illa min ba'di iznihi demek Allah'ın izninden sonra şefaat edilir demektir. Zerre miskal Arapça bilen burayı bu şekilde anlar. Kanımca bunu onlar da biliyordur. Zira böyle açık ve net bir ayeti görmezlikten gelemezler. Sana katılıyorum, doğru diyorsun. Lakin bunların amacı farklı. Amaçları dinin esaslarını bozmak. İnşallah bu çalışmalarımız bu amaçlarına ulaşmalarını engelleyecek. Sevgili kardeşim, şefaatin hak olduğuna dair altıncı delilimizi burada sonlandıralım ve şimdi Kur'an'dan yedinci delilimize geçelim.